Efendim şimdi sıcak bölgeye gidelim. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 5 günlük Orta Doğu turu kapsamında bugün İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirecek. CNN Türk ekiplerinden Çağdaş Evren Şenlik de Tel Aviv'de. Nedir bakalım son durum Çağdaş? Alalım senden. Blinken'ın önce mevkidaşı ile ardından da Başbakan Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Elbette bizler de CNN Türk ekibi olarak o görüşmeyi yakından takip ediyoruz. Ve bir yandan da görüşmenin yani masadaki başlıkları sizlerle paylaşmak isteriz. Elbette ilk başlık Lübnan sınırında yaşanan gerilim. Çünkü Blinken'ın özellikle İsrail kanadıyla yapacağı görüşmelerde İsrail'in kuzeyindeki gerilimin bir an önce düşürülmesini talep edeceği de beklenenler arasında. İkinci başlıksa elbette Gazze insani yardımın bir an önce ulaşması ki 90 gündür özellikle İsrail hem Refah sınır kapısını hem de Kerem Şalom kapısını tamamen kontrol altına almış durumda ve oraya girecek olan insani yardımın da bir an önce artırılması için de yine Blinken'la İsrail kanadının bir görüşme yapması da bekleniyor ve üçüncü başlık ki en çok konuşulan başlıklardan bir tanesi bir an önce ateşkesin sağlanması ve rehine takasının yapılması ki bu konuda da aslında geride bıraktığımız hafta bilindiği üzere Lübnan'da Hamas'ın iki numaralı ismi olan Salih el-Aruri bir suikaste uğramıştı ve bu suikastin ardından da rehine takasının bir süre durdurulduğu da ve Hamas'ın ultimatum verdiği de yine konuşulan başlıkların başında da geliyordu. İşte bahsettiğimiz bu üç konunun da yine Blinken ve İsrail kanadı tarafından da görüşülmesi ve aslında bu görüşmeden de bir sonucun çıkması da beklenenler arasında ve bir yandan da İsrail medyası da elbette bu görüşmeye ilişkinde bir haber başlığı taşıdı ki hemen onu da paylaşmak isterim sizlerle. İsrail Kanal 13 şöyle bir haber başlığı paylaştı bugün sabah saatlerinde. İsrail Gazze'deki kayıplarını örtbas etmek için bölgesel bir savaşı kışkırtmaya çalışıyor. ABD'yi zorla İran ve Hizbullah'la savaşa sürüklemek istiyor. Hizbullah da Blinken da bu Hizbullah'la olan gerilimi azaltmak için Lübnan sınırındaki tansiyonu düşürmek için bugün Tel Aviv'e gelecek ve Netanyahu ile bir görüşmeyi gerçekleştirecek de deniliyor. Bizler de işte CNN Türk ekibi olarak şu an Tel Aviv'deyiz, Tel Aviv sokaklarındayız ve bu noktada haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki saatlerde de yine görüşmeye ilişkin yeni gelişmelerin yaşanması da bekleniyor. Elbette bizler de o görüşmeleri yakından takip ediyoruz. Kısacası şöyle Tel Aviv meydanını da göstermek isterim yayını noktalamadan önce. Çünkü burası aslında rehine yakınlarının ve bunun yanı sıra yine savaş karşıtlarının buluştuğu bir nokta. Protesto seslerinin ilk yükseldiği bölge ve 90 gündür de burada Netanyahu ve hükümetine karşılıkta protestolar devam ediyor. Bir yandan da elbette bu noktada Netanyahu'nun bir an önce istifa etmesi için de tepkiler sürüyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Ve toparlayacak olursak kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la birlikte şu an bizler tam da Savunma Bakanlığı'nın önündeyiz. Tel Aviv Sanat Müzesi'nin önündeyiz. Ve bu noktada haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Ve biraz önce de söylediğim gibi yeni gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğimizi ifade edelim. Ve Tel Aviv'den sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.